Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre, Rabarba Talk. Minik bir transferle bugün sevgili Anlatan Adam. Kendisini transfer ettik. Bu kanalda kolay kolay göremeyeceğiz bir insan olarak Anlatan'ı aldık bugün yanımıza. Nur Sena Yılmaz, hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Ne haber kızıcığım? İyiyim, sen nasılsın? Thank you. Yılmaz Sisters'ın Ayşenur'la beraber döktüren iki komedyen, oyuncu, aktris. Daha say. İlik. Salak salak bir anda. İlki misin? İlki misin? İlki misin? Ne kadın duydun? Böyle emekli şair cümlesi. İlki misin? Duydum en kekomtrak cümlelerden bir olmuş. Şiirsel ama çok şiirsel. İlki misin? Posta gazetesi ayırdım. İlki misin bir isim gibi de bir anda. İlki misin? Çok garipsedim yani. Bu kelimeyi söylemeye devam ettikçe anlamını yitirdim ben de şu anda. İlki misin Yıldırım? İlki misin? Siz iki evli insansınız. Eşlerinize karşı bence zahmetiniz sevginize doğru orantılı. Çok idrak etmem gereken bir cümle kurdun şimdi. Biraz bunu anlamam gerekiyor. Anlatacağım. Zahmetiniz... 4:30'da uyandırdı seni. Dedi ki hayatım dedi, midem kazındı. Bana bir tane dedi 3 göz yumurta peynirli yapar mısın? Bu saatten sonra sen o yumurtayı yapar mısın kalkıp? Yani çok sinirlenirim. Neye? 4:30'da ne demek beni kaldırıyor? Bir işi mi var? Hayır. Ameliyata mı girecek? Hayır. O kadar. Yani hiçbir şey yok. Ölüyor olması mı lazım? Evet, yumurta ölüyor olması için. Lazım. Ama aynen. 40 yılda bir... İki kolu mu düşmüş gece? Yani, evet, anladın mı? Hani çok kötü bir kabusumu görmüş. Yani fenalık mı geçiriyor? Nesi var? Yok, kalkmış. İnanılmaz aç hissetmiş. Ay siktir git yani, kusura bakma. Ya. Ben seni yaparım diyeceğini düşündüm. Ben de yaparım falan diyecektim. Yapar mısın? Sen yaparım vallahi. Nurgül'e yapar mısın? Ya vallahi yaparım. Ama yani bir çok uykun var ve yani uyku senin tabii için çok önemli. Ve uykun o saatte var. Bir daha uyuyamayacaksın ha, ondan uykun sonra. Var. Öyle işte. Yedi zaten... yumurtasında horul horul uyuyor. Senin de uykun kaçmış. Öyle zaten. Olur abi öyle şeyler. Gerçekten böyle düşünüyorum sen ya. Sen ne kadar iyi bir insansın. Gerçekten böyle yapar ben ama. Ben normalde gerçek böyleyim yani. Yaparım ne kadar yani iyi bir insansın. Ben, evet, ben o kadar iyi bir insan değilim. İşte hayır. Senin... Yok, iyilikle kötülükle ilgisi yok. Sevgiyle de iyi bir. Senin nasıl? %100 ilgisi var. Yok. Tahammülle, zahmetle sevginin direkt bir ilgisi vardır. Yok. Karşılığında vazgeçtiğin şey uyku ya. Uyku bana bir şey ifade etmiyor belki onun için. He, bana çok olabilir şey ifade ya ediyor işte. Hocam uyku herkese çok şey ifade eder. Yok vallahi ifade 4:30'da zınk diye kaldırmış seni. 5'ten sonra uyumuş, sen de ayakta kalmışsın. Çok şey ifade eder. Yani kahkaha da atabilirim bu arada. 4:30'da beni kaldırıp yumurta istesen. Ben evet, bir gece babaannemi, rahmetli babaannemi çocukken uyandırıp gece saat 2:30'da 3'te uyandırıp benim canım patates oturtma istedi demiştim. Babaannem patates oturtma yapmıştı bana. Herhalde böyle yetiştirmiş. İşte gerçek sevgi bu. Evet, gerçek sevgi. Evet. İşte. Sonra ben de onu yiyemeden uyuyakalmıştım çocuk olduğum için. Ana. Boşu boşuna ceza yaptı. Ceza gibi. Boşu boşuna yaptı. Kadın fırınları yakıyor, bilmem ne yapıyor. Patatesler doğuruyor. Ya da yapıyor mi getiriyor. Çocuksun ya diyorsun ki bok gibi olmuş. Ben böyle yetiştim herhalde. Normal geliyor. Yani. Normal geliyor yani. Ya. Ben öyle yetişmedim. Ben prenses gibi yetiştim. Tamam. Bunun prenseslikten götüren nesi var bunun yani? Bir şey yok. 40 yılda bir dört, koca. Bak 4:30'da demesin. Sabah, tamam. Uyku benim için aşırı önemli. Mesut anlamıyorsun. Hayatım anlıyorum. Çok önemli. Bir seferlik ya. Çok önemli yani. Bir sefer. Yo. Bir yumurta yapacaksın geleceksin ya. Hayır. Gün içinde herhangi bir saatte desin yapayım ama o 4, çok kritik bir saat bir de 4:30. Senin canın çok çekse 4:30'da kocanı uyandırsan kalkıp hayır yapar mı? Ya uyandırmam ki. Tabii uyandırsan diyeyim. Uyandırdığını varsayayım. Varsaydık. Uyanmazsın. Tamam, hikayemizde uyandı. Yapar mı diye soruyorum. Yapar herhalde. Ama sen asla yapmam dediğin bir şeydi. Evet, yapsın asla yapmam istiyor musun? Hayır, niye? Ben kendim yaparım ya. Hayır, tamam. Bu sorduktan sonra... İstediğin cevabı vermeyeceğim. Asla vermeyeceğim. Ne dersem diyeyim dünyayı değiştiriyor. Asla ben kendi konularımı getirdim diye. Bu ne yumurta yumurta yeter lan. Yapar yapar. O konularda. Ha, bak işte. Şeydir. Bakar demek ki yani. Bu hikayede onun sana sevgisi ve zahmeti daha fazla. Doğru galiba. Tabii. Nurgül de sana yapar. Nurgül de uyanmaz. Yapmaz mı? Uyanabilse yapar da o da uyanamıyor. Ailece uyanmıyorlar. Yani babası ama da nasıl annesi... Nasıl olabilir böyle bir şey? Ben anlamıyorum. Herkes. Başka evrenlere geçip geliyor olabilirler. Astral seyahatler mümkün. Hiç uçtunuz mu rüyanızda? Bazen uçmayı deniyorum. Ben ya çok uçtum ya. Müthiş uçuyorum bir de ben. Ama çok uzaklaşamıyorum yani. Mesela bu odada mıyım? Bayağı astral seyahate mi gidiyorsun? Yani o başlangıç noktadan yatak mı oluyor? Evet evet. Uçtuğumu anlıyorum. Ah. Hissediyorum uçtuğumu. Sen lucid dreaming denen şeyi yapıyorsun. Öyle diyorlar ona şimdi. Çok zeki insanlar da görülürmüş. Nadir görülürmüş. Allah Allah. Bunu şu an ben uydurdum. Birkaç dahi de varmış. Da Vinci, ben, Picasso üçümüz. Atatürk bir de. Dördümüz de varmış, tamam mı? Peki bir şey soracağım. Çok merak ettim bu konuda. Tabii. Kalkıyorsun ve mesela gerçekten olan olayları görüyor musun acaba? Onu bilmiyorum. O kadar bilincim yerinde değil. Ama mesela
şeyden kapıyı açarak çıkıyorum. Uçuyorum ama kapıdan geçmiyorum. Mantıklı da yani. Kilitli bir de bizim kapı. İki tur kilitli. İki tur açıyorum. Orada iniyor mu açarken yoksa orada? İniyor muyum? Orada da havada. Şöyle aç. Ya bu ayarlıya çok... denk getirelim. Astral seyahate gidecek evden çıkamıyor. Ulan aslında var şu kapıyı kilitlemesek mis gibi gezerdim de. Şimdi açılmaz mı açılmaz yatayım gene bedenime geri gireyim diye. Camdan çıkmıyor musun? Kapıdan çıkmıyor musun? Kapıdan vizyonsuz bir astral seyahat. Ondan sonra yani sana yemin ediyorum. Astral seyahat diyor ama çok seviyorum ben o Kadıköy'den aşağı olan yolu. Sahile kadar yürüyorum. Astral seyahat. Uçsam uçarım. Tercih etmiyorum. Sahile kadar yürüyorum. Sahilin orada kendimi uçmaya bırakıyorum. Böyle şöyle vapurda gördüğüm anlar var böyle. Karaköy, Beşiktaş. Oraları böyle Ortaköy'e kadar gidip çok uzaklaşmadan 20-25 dakika içerisinde evime dönüyorum. Allah Allah. Mesut neler yapıyorsun ya? Ne oldu ya? Ne yapıyorsun geceleri? Astralde mi buluşalım? Ben çok istiyorum ama hiç bana olmadı yani. Herkese nasip olmaz. Başka bir evrende en güzel halinle benimle astral seyahati var mısın? Kadıköy'de aşağıda denizin üstünde. Bir de oraya kadar inip oradan yükselmesin. Aşağı kadar 10 dakika yürüyorum ondan sonra içeri. Muhtemelen ben hiç yatağından falan çıkmıyorum da yani. Astral değil bu da. Zihnimde çok tatlı bir yolculuk yapıyorum. İnsanlar baya böyle YouTube'da şeyler yapıp hani bir ay iki ay falan çalışıyorlar buna her gün. İşte rüya günlükleri tutuyorlar bilmem ne yapıyorlar. Uyuduğu yerden rüyayı devam etmeye çalışıyor falan. Bilinçli rüya görmek ya başar mısın? Ben sürekli öyle yaparım ki. Kimlerleyim ben ya, ya bugün? Demeyem ki Da Vinci, Picasso, Atatürk sen ben. Beş İbo, kişi olduk. Ben liste beş kişi olduk kanki. Lokalimizde beş kimlerdi kişi. Kimlerdi listede bir dakika kimler vardı? Aklıma ilk gelen üç kişi. Da Vinci, Picasso, Mustafa Kemal Atatürk, Altan'dan Mesut Süre olarak. Çok şanslıyım ben şu anda. Lokal çok şanslıyım. Ben çok teşekkür ederim. Uykuya girerken tamam mı böyle uyumaya niyetleniyorsan mesela iki tane şeyim var. Bir, çok yakın mesafeden yani böyle yükselerek hayvan gibi yukarılardan dağların tepesinden değil. Yere paralel vaziyette uçtuğumu hayal etmeye başlıyorum tamam mı? Öyle uykuya dalıyorum. Böyle istediğim yerlerde böyle uçuyorum. Bir bu. Sen ya yere yakın. Yere yakın, çok yakın. Yani böyle... Evet, ben yer... yürürken bana çarpma, aynı anlarda çıkmayalım dışarı. Ne bu amına koyayım, kedi mi bu diye anlatamış. Çarpmış mı? Mesut dur. Lan oğlum sen niye yükselmiyorsun? Biri yürüyor, biri yerle yaksan. Tüküreyim ben bizim astralimiz. Yer şekillerine böyle uyarak böyle gidiyorum böyle. Yani hani böyle bir şey. Allah parfüm. Allah ya. İki, buz pateni gibi bir şeyle ama tüm zeminlerde paten. Yani böyle... Sürekli şu hareketle, şu hareketle böyle her yere dolaşırım. Vay. Manyak gibi. Ben öyle olsam kesin kapaklanırım 16. dakikada falan. Böyle böyle düşerim böyle nasıl düştüğüm belli olmaz. Ben şeyde regresyon diye bir şey var böyle geçmiş yaşam deneyimi terapisi gibi bir şey var. Orada ona benzer bir şey yaşamıştım ama yani bayağı hipnoza girdim 3 saat. Ondan sonra yaşadım. Siz her gece yere yakın uçan var, yürüyüp uçan var. Nedir maşallah. O regresyona girdim? Ya regresyon böyle işte geçmiş yaşamlarına götürüp beni hipnozla. Geçmiş kendi yaşadığım var. Şeye götürüyor beni. Hayır, geçmiş yaşamlarımız. Bir önceki yaşamım. Evet, reenkarnasyon. Bir önceki yaşamların bir sürü yaşamımız var falan filan. Kaç para kaptırdın buna? Sakın gözünü seveyim. Sinirlendirme. Bunların hepsi gerçek. Bunların hepsi bilimsel. Ay sen bir tanesin. Aa bilimsel. Hangi bilimsel hayatım? Bilimsel. Yallah bu nereden mezun? İki aa bilimsel diye bilimsel mi olur ya? Evet. mühendis kadın. Üstüme ilik sağ olun. Ben de mühendisim. Ya hayatım sen... Mühendisim ben bu bilimsel. Ne varmış önceki yaşamında? Hayır bir şey söyleyeceğim. Katılıyorum bu arada. Yani gerçek olmayabilir olabilir neyse ama bilinç altındaki o şeyi işte travman neyse ya da sorunun neyse onu temizlemeye yardımcı olacak bir imgeleme diyelim. Güzel. Sizin güzel canınız için yani. Güzel 3 saat hipnoz olduğunda gittin. Şey dağların içinden geçtim, suların altına girdim, böyle balıklarla şey oldum, uzaya çıktım geldim falan çok güzeldi. Neymişsin ki eski zamanda böyle şeyleri yapabiliyorsun? Sana bir içecek İlahi falan... Bir sana içecek verdiler mi orada ikram bir şey verdiler vermedi. Mi? Vermedi. Ablacığım şunu bir iç ondan sonra uzay senin, su altı senin iç şunu ya. Şeyi söylemiyor ama değil mi işte sen eski zamanda bir Kızılderili kabilesinde bilmem neydi. Sana söylemiyor oluyor. Aslında sana hiçbir şey söylemiyor yani. Tamamen gerçekten senin kendi bilinçaltınla kendi baş başa bilinç kalman. Aldın. Çünkü böyle seni hipnoza sokuyor sonuçta hipnozun da gerçek olmadığını söylemeyeceksiniz herhalde bilimsel olmadığını söylemeyeceksiniz. Hipnoz şudur. Bu tavırla zaten söyleyemeyiz. Ateş ediyorum şu an. Allah belan versin var Mesut hipnoz ya. Hipnoz bilinçaltıyla götümüzün el ele verip bir şeyler uydurmasıdır yani. Bunu yutkundum. Böyle. Yutkun. Şöyle diyor mesela seni hani... o şeye sokuyor. Bayağı bir böyle yarım saat 45 dakika konuşuyor. Ama yaptığı şey işte nefes egzersizleri yapıyorsun. Sonra o hipnoza giriş noktası var işte. Ya bir kapı oluyor ya bir şey oluyor.
Ve gerçekten bir süre sonra eğer düşünceyi bırakırsan, yani zihnini böyle sürekli şeyle meşgul etmezsen, bir şey olmuyor ki abi, yalan bu ya, böyle bir şey yok falan demezsen, bir şeyler geliyor kendini akışa bırakırsan. Sonrasında anlaman gereken şeyi anlıyorsun ya da anlamayabiliyorsun. Ama hani tamamen kişinin kendi şeyine bağlı. Ne oldu biraz? Hayır şöyle bir şey, yok inanmadık. Yok çünkü yani. Yok hiçbir şey demedim. Kapı var diyor. Lan ne boş, kapısı? Boş konuşuyorsun. Madem akışkan ne kapısı yani hala? Ama o kadar açılmıyor fazla. Açılmıyor yalnız Nursene Hanım. Kesmiyor diye. Siz bilirsiniz. Burada anahtar var. 1000 liraya hemen açarız bu kapıyı da. Arkası hep uzay. Evet, bu da başka bir şeymiş yani. Bir de böyle eski hayatında sen şuymuşsun, buymuşsun bilmem ne diye anlatan. Yok ya mı? onlara şey yapmıyorum. Yani. Tabii seninki başka. Onlar daha pahalı onlara inan. Seninki böyle yani kendi... Orada vizite var. Kızılderili 1500, Mısır Prensesi 2200 falan. Hocam uzaylı çıkayım ben ne olur be hocam 40 ya. 40 liraya normal köle olduğun hayata döndürüyor seni. E tabii köle olman daha olası abi. Bir tane Mısır Prensesi var. Herkes tabii, mi geçmiş hayatında tabii, Mısır Prensesi? Ben abi. Kesin taş taşımışımdır şeyde. Varsa öyle bir hayat piramitlerde. Ama işte bunlar biliyorsunuz hepsi kuantuma bağlanıyor sonuçta falan. Kuantum? Evet. Kuantumdan emin miyiz? Emin artık diyemedi. Okumuş kız diyemedi. Diyemedi. İncelinden evet, diye. Orada kaldı. Kuantumuna mı konuşacağız burada? Diye. Kuantum bilinçaltıyla götümüzün. Ayrıca da fiziki bazı formüllerle uydurduğumuz şeyle kuantum. Aynen öyle. Götü denklemden sakın çıkarmayın. Kuantum. Bunlar tamamı götümüzle alakalı. Aynen. Buyurun. Kuantum bir ara vardı hani bu secretler mikrotlar. Secretler mikrotlar bilmem ne. Bir dönem mol ne molekül. Ne kadar çok istersen. Anlattılar hep atom mol molekül. Bir dönem vardı bunlar. Ne kadar çok istersen vardı. Olur bilmem ne. Çağır gelsin bilmem ne falan. Yok o kuantum değil. Değil. Secretler değil. Peki şey mi? Kuantum şey mi? O senin dediğini i̇şte ben biliyorum. İşte Japon profesörü suya küfür etmiş. Öbürüne de çok iyi davranmış. Moleküllerin. Onu biliyorum bu arada. O da yani hani o düşüncenin yaydığı frekansla evet. Alakalı işte. Söz daha güçlü frekanstır falan filan diye. O yüzden böyle her aklınıza gelen şeyi söylemeyin. Hani söz uçar. Yazı kalır. Aklınıza gelen şeyleri yazın arkadaşlar. Hiç kimse konuşmuyor. Lal olmuş bütün dünya. Herkes yazarak anlaşıyor. 2000 sene geri gitmişiz. Konuşacağız. Nedir yani kuantum tam olarak hocam? Hocam kuantum insanın kendi yakışanı giymesi. Bakalım. Şu an bu gömlek kuantum mu benim? Senin bu tişört. Yakışmamış ki kuantum değil mi? Senin bu cepli şey çok mu kuantum? Değil işte abi. Değil abi. Biz seninle kuantum çok. Bak ne kadar şık. Birazcık evet. Bende kuantum var. Evet, sen de kuantumsun yani. Çok teşekkür ederim. Vallahi bir. Sizler de kuantumsunuz bu arada. Bu masada tek bir kuantum var. O sizin kuantum gerçekten. Sizin bir kuantum. Dişi kuantum var bu masada sadece. Çok teşekkür ederim. Bir arkadaşın sana bir hikaye anlatıyor. Ama o hikayede haksız. Hayatım senin de haklı tarafların var mı demeliyiz. Laks diye haksızlığı yüzüne vurmalıyız. Ben nasıl vuruyorum yüzüne. Öyle mi? Evet. Eskiden vurmuyordum ama nasıl yapar bunu? Böyle bir şey olamaz falan diyordum. Sonra baktım gerek yok yani haksızsın. Ya da şey konuşuyorum bile dümdüz konuşuyorum. İşte o zaman biz bir sonraki sefer sana anlatmak istemiyoruz ama. Anlat. Bizi böyle haklı bulacak insan anlatmak istiyoruz. Hikayelerimiz gerçekten öyle. Arkadaşlık biraz... Arkadaşlık seviyesini yeniden düzenliyorsun. Doğru. Daha böyle yani sadece neşeli anlarda vakit geçireceğim birine dönüşüyor. Çünkü asabım bozuyor benim yani. Ne anlatıyorsun? O zaman sen içindekini böyle kusuyorsun. O da sana ayna gibi hani çok iyisin olmuş falan desin. Evet desin istiyorum evet. Realistik insanları istemiyorum hayatımda yani. Ama öbür türlü onu yapmaya devam edeceksin. Edeceğim. Yanlışlarımın içerisinde devam edeceğim yıllarca. Güzel bir dünya konuştuk. Aynı şekilde yanlışlarınla yaşamaya devam etmek istiyorsun. Neden ben Mesut'u düzeltmeye çalıştım ki yani aslında bir taraftan da yani. Düzeltmediğin zaman şakşakçı olmuyor ki ama. Anladın mı? Övmesine gerek yok. Çok da realistik olup bütün hatalarımı yüzüme söylemesi yeter yani. Bir yandan. Ay tamam öyle de yapmam da yani. Atıyorum bir şey böyle yap. Şu bana şöyle yaptı, bu bana böyle yaptı, böyle yaptı falan filan tarzı konuşmalardan bahsediyorum. Haksızım. Tamam ben de haksızım. Haksızsın. Söylerim haksız olduğunu. İşte tamam kalk bu masadan. Şey diyoruz mesela abi sen de hiç böyle düşündün mü falan diyorum mesela. Sen diyorsun ki düşünmez miyim kardeşim? Peki böyle bu açıdan baktın mı falan? Baktım kardeşim bütün açılardan baktım bravo. Yani falan. Bravo ikinciyi söylediğinde ben senin gibi çıkışım işte sana. Anladın mı? Açısını sikerim falan olurum. Yani bir tane hakkım var senin. Beni düzelte yazabileceğin bir cümle hakkım var. İkinci cümlede beni kaybedersin. Mesela bir örnek ver abi. Tamam. Vapurdayım. Kulaklığım yok. Vapur boş. Tamam mı? Dışarıdayım. Evet. Son ses
Alperen Şengün maç özeti izliyorum. NBA. Ablanın bir tanesi geldi karşıma oturdu. Dedi ki sesini kısar mısınız? Ya 350 kişilik yerde. Tamam benim yaptığım yanlış. Dışarı ses vererek toplumda bir şey dinlenmez. Tamam. Ama 350 kişilik yerde o tarafa da oturabilirsin ya ablacığım. Ama sen de kalkabilirsin ya kardeşim. Şimdi ben sana öyle. Ama ilk ben oturdum. Aga ilk ben oturdum yani. Neden? Tamam da numaralı koltuk mu bu abi? Benim iki oldu bu arada. Söylüyorum ama yani öyle. Abi sen hak verecek, ona hak vereceksin. Git ablayla vakit geçiriyoruz. Abla yani. Değil mi? Halam kardeşim. Onu anlat aynı hikayeyi. Şerefsiz bir. Bu arada bir dakika. Burada sen haklısın bence zaten. Niye haklı ya? Ne demek niye haklı? Uyuz ayıp öyle kadınlar var uyuz. Nasıl yani? Adamlar neye ayıp? Ben oturuyordum zaten. Geldin yanıma. O kadar yer varken dibime oturdun. Sesini kısamam efendim. Ya, uzağa oturur musunuz? Onun oraya oturmasının belli ki bir gerekçesi var abi. Belki güneş oraya güzel geliyor ya da işte oradan yalıların öbür tarafı gözüküyor. Tamam. Ya da işte bir dışarıda bir şey atacak. İki kişiyiz ulan. E tamam abi. Her yer boş. Sesi duymadın mı otururken oraya? Bravo. Oturdu, duydu. İki kişiyiz. Aferin kız. Benden yanasın ha. Bak senden çok daha iyi arkadaş olurum ben ya. Herhalde. Vallahi biliyorum. Hani sen bunu... Hayır hani, abi. Hani sen bunu eleştirecektin hani. Hayır abi. Eleştiririz diye başladın beni yalnız bıraktın. Hayır olayı anlattım hak verdi ama bana şu an. Haklısın işte. Tabii haklıyım yani. Haklı ama. Bak sen onun seni haklı buldu, haksız bulduğu bir şeyi söyle bak. Nasıl saldıracak sana? Bu konuda bana bence... gözlerini belerte belerte bakıyor. Bence muğlağım bence. Arkadaşlar ben yüzde kaç haklıyım bu konuda? Tek başıma oturuyorum. Dışa ses vermişim. Evet burada bir hatam var ama. Hı. Bomboş bir yerde yanıma oturan bir teyze var. Kapatır mısın ses? Yüzde kaç haklıyım ben? Ben %100 kusura bakmayın der gider başka bir yere otururum. Yani. %100 yani. Oraya oturdun yine sesi açtın kulaklığın yok. Biri kalktı geldi. Geldi. O artık iyice. Ha. Ya burası daha güzelmiş dedi. Ne açayım derdim ben. Ne istiyorsun? Belli ki maç istemiyorsun çünkü. İkimiziz şuradan. Belli ki sen de sıkılacaksın. Abla var mısın 25 dakikalık bir günah yolculuğuna? Maceraya. Bir vapur macerasına var mısın halıcım? Anlatanın halısı değilseniz size devam etmek istiyorum. Geçen gün kendimi çok düz hissettiğim, çok sonrasında da kendi halime üzüldüğüm bir şey yaşadık ya. Bir tane dünya güzeli bir kızın vapurda akbili basmadı. Biz 4 tane adam, o kızı orada görmüş. 4 adam ben basacağım, ben basacağım kalkıyorsun. Gerçekten. Ben de var ya durun bir saniye falan demiştiğim var benim. Daha yakın adam elini soktu oraya falan. Ondan sonra hanımefendi halloldu mu diyen var. Allah'ım dedi ben nasıl bir cennetin içine düştüm. Ben orada önce 4 kişi olduğumuzu fark etmedim. Tek başıma şovumu yapıp belki bir çay da içeriz vapurda falan diye böyle öyle bir hamle yaptım. Ama... Aynı anda bastınız değil mi? Evet 4 kişiymişiz. 4 kere geç. Nasıl çay içeceksin ki? Yani akbilimi mi bastınız? Hayır öyle demeyecek. Sizin çay içelim. O diyecek ki. Kesin bunu hak ettiniz mi? Bir dakika beyefendi diyecek işte vereyim bir 20-25 lira. Ben diyecek ki ya ne gerek var siz de başkasına basarsınız. Bir şey yok cool'um hala. İyi günler. Sonra çaya nasıl bağlıyor? Bekle. Hoşçakalın dedim cool gittim. Biraz hızlı yürüdüm önden gittim. Her yeri görebileceğim en arkalarda bir yere oturdum. Diyelim ki kış günü içeride olacağımız kesin. Oradan var mı çay içeyen diye. Bilmiyorum ki çay içer miyiz? Bakarım en arkaya dururum bir bakarım nereye gelecek, nereye oturacak diye. Ha, o çok uzağa mı oturdu? Alırım iki çay. Bir tanesini bırakırım en arkaya giderim. Oho. Hala konuşmuyorsun. Yok. Wow. Akbilini bastım çayını verdim. okula da yazdırayım ablacığım seni. Bundan sonra sana ben bakacağım kadın dedin mi? Bak, rahat ol artık. Rahatın yerinde mi? Bana söyle bir sıkıntın olursa vapurda beni bul. Hala klasım farkında mısınız? Şu gofreti de al diye. Şimdi çayı verdim. Kendi çayımı aldım. Asla oturmuyorum. Gittim yine arkaya oturdum. Beklerim. Gelmedim. Abi, oha, o çok ince. Ben hiç anlamam. O çayı içeri. Ha. İçer misin? Vapurdan da iner giderim. Adamın bir tanesi ben kadın olsam. Bana dururken çay ver. Yerdi. Abi, az önce akbilini basmışım ya. Sen bana borçlusun. Tamam da akbilimi bastın da. Tamam. Aa, ne kadar misin? Kötü bir şey. Sen bana borçlu sanıyorsun. Hayır demiyorum. Kadın... Bir dakika. Ya, şey, kayıt var ya. Ya kardeşim dedim de sana dedim. Sana demedim. Sen bana borçlusun ha. Akbilini bastın. Sana dedim. Çay içeceğim ben de. Sana dedim. Seni kandırmam lazım. Sana dedim ben. Hanımefendi bana... Ben şimdi bir erkek olarak bana tamam. Bastın bir de getirip çay vereceğim mi bana vermezsin? Sana basmam ki ben. Git siktir git ne yapıyorsun ya bana mı güvendiğine bakayım şurada derim. Ben bu yaptığını hiç anlamazdım mesela. Bak öğrenci kadın erkek bana hep basmışımdır birilerine. Ama ben mesela, mi basarım? Çok ekstrem hanımefendi yani çok ekstra güzel çok hanımefendi. Çok ekstrem hanımefendi. Hayır çok onsa bu hanımefendi. O çay işini yani hayatımı bir kere yaptım o çay işini. Hakikaten de oturduk muhabbet ettik. Çok yani cool geldi baba yani çok ince bir yerden. Instagram'dan alındı verildi. Sonra nişandan döndü.
İndik sevgilisi karşıladı. Ama yani bence bunda bir şey yok. Çay getirmekte bir şey var mı hayatım? Orası yanlış anladı çünkü beni. Hayır canım bir şey yok. Ben içerim diyor. Ama yani ben şu yüzden getirdiğini anlamam. Hani benim elimde de bir tane var. Sende de var. Bu çaylar beraber içilecek gibi bir şey anlamam. Ha, çay da getirdi derim yani. Allah Allah. Akbiri de bastı. Çay da getirdi. Teşekkür ederim. Herhalde vapurda çalışıyorum. Hani hiçbir de ben genelde dalgın olduğum için zaten hiç anlamam. Geç otur demez misin? Hayır demem canım. Ha, demezsin. Demem. Hiç anlamam öyle otursam, bir şey. Otursam? Otursan? Hayırdır derim. Hayırdır der misin? Derim derim. Ay, afiyet olsun dedim. Yine hiç konuşmuyorum. Cool'um derim. Niye konuşmuyorsun derim o zaman? Bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? Adımı senden bekliyorum. Merhaba. Ortak hiçbir noktanız yok ki. Akbil mi konuşarak başlıyorsun? Hayır, hayır abi. Ne Akbil bastın be? Orada falan. O dip var ya hala kulağımda çınlıyor. Çok kolay oğlum ortak konuşacak şey. Kadıköy'de mi oturuyorsunuz, Beşiktaş'ta mı oturuyorsunuz? Hmm, oradan başladı. Yani evden işe mi, işten eve mi? Çok kolay yani. İşten eve, evden işe. Hiç artık seninle konuşmak istemiyorum. Ha değil mi yani? Yaptım bir de kulaklık taktım. O zaman alırım o çayı. Dedim ki ablacığım. Ablacığım o zaman. Benim güzel yengem. Bir de şöyle yaparım. Alırım o çayı. Hemen içerim. Yanındaki kadına verirsin. Sonra... İyi akşam. Ya yani çayı tabii ki de geri almam ama haram ederim. Abi, gözünün bu... önünde döküyor falan böyle. Haram bu kadar ederim. Büyük cezalandırma insanları ya Mesut. Sen de dedim ki şu kadar hakkım varsa helal olmasın sana. Bu dedim bu Akbil'in parası da bu çayın parası da senden çıkar dedim. Anladın yani kadın mı? Sana ama aslında 15-20 lira vermeye çalıştı ve sen almadın ilk başta. Değil mi? Dit dedin. Evet. 15-20 vermeye çalıştı almadın. Tabii oradan da biraz haksızım. Ya full cool yapıyor zaten. Onu almadı. Gerek yok dedi. Oraya gitti çayı verdi. Gerek yok dedi. Ha, bu böyle James Dean hareketleri. Sonuçta Akbil'le çay var yani bu işin evet, içerisinde. Evet. Elini koyun 25 liraya. Aşırı böyle. Gerek yok saçma ama koy o parayı cebine falan tarzımız. Sonra böyle kadın sana bakarken deri ceket giyiyor. Ne oluyor oğlum ya? Şu cümle biraz gülüncüme gitti. Koy o parayı cebine Şapşal yapma ola. Sok şunu cebine ya. Şapşal mı? Allah Allah. Cimcime sok şunu cebine ya. Biz daha ne vapurlara gideceğiz? Demek ki biz Mesut'u arasak mesela böyle vapurlarda Akbil basmaya böyle beklerken bulacağız sana yani. Sana yemin ediyorum. Benim işsiz dönemim vardı 13-14 sene önce. Ben hep çok gezdim böyle. Onun Akbil'ini bas, bunun Akbil'ini bas. Tabii. Allah aşkına ben basayım. Daha, dolduruyor sabahta. Daha ne var böyle bir şey yok. Ben yeni insan tanımayı çok severim. Hep böyle yerlerde arıyordum. Vapurda mı arıyorsun? Ben tanışma hikayesi. Vapur klas bir yerdir. Vapura bir insan belli bir standartın üstünde insandır. Özellikle belli saatlerde. Senden böyle bahsediyorlar. Abi bu kariye kıza çok para verdi. Ne oldu? Pavyon mu falan? Yok be abi vapurda herif diye sabahtan akşam. Geçen gün 4000 liralık akbili dedi. Dur bakalım ne yapacak? Bir tane böyle amca geliyor. Kızım buna inanmıyor. 35. kez basıyor mu gibi. Sadece ben 6 tanesine şahidim diye. Pislik bir de sonra böyle gerek yok falan diyor. Sonra da kadınlar hayır deyince de çok sinirleniyor sesini yükseltiyor. Bir de haram ediyor Allah. Bu hikayede sizce haram etme hakkım var mı? Hayır yok. Ya, yok gerçekten soruyor. Ya 25 liraya haram etsen ne olur? Ya bir dakika ne? Öyle değil. Bir hak geçiyor ya. Sana haram etsen bana takılır. Ne demek ya senden kim istedi basmanı? Kendi kendine orada durup basmışsın tamam. Yani. Tamam sonra da çayını kız da aldın mı? Kız zaten 15 lirayı vermeyeceğim. O haram etmen geçerli değil evrensel şeyde. Çayını da aldım. Tamam al. Yine tamam. Sen kendi kendine gelin güvey olsun tamam. Derim. Yani haram olsun dediğim anda etkilenmiyorsun. Hiç etkilenmem. Lütfen geri haram al. Haram olsun diyecekse ömrümü seninle geçirmek hayır, isterim. Hayır öyle demez. Lütfen helal edin helal edin diye bazısı çok ister. Helal edin. Etmiyorum. Ha. O zaman evlenelim mi diyecek? Hayır etmiyorum. Ne? Etmiyorum. Bana bir bak çay içiyorum bak falan diye. Çayı deli gibi dikiyor. Çok küçük bir ihtimal deniyorum. Ama hep şıkım. Ben... Kimseyi darlamadan, ısrarcı olmadan, mesafeli ilk cümleye... Daha da garip ya. Hep... Niye böyle bir adam sürekli Akbil basıp çayı ısmarlıyor derim hep yani. Hep şıkım ama hep uzaktayım. Işırı şıksın değil şık mi? Şık hep böyle jantiyim. Evet, sen yani. O vapurda gide gele seni tanımışlardır zaten. Bize iki her zamankinden falan. Çay geliyor. Mesela Akbil'i bastın işte ödemek istedi. Ha? Bir merhabanı alırım falan tarzı. Yok bu bence iyice. Sen de az değilsin. 15 lira karşılığında bir merhaba. Sen de zillisin be kardeşim. Nasıl ne yapıyorsun? Bir sohbet be. Bizim para geçmez. Öyle mesela konuşuyoruz. Para geçmez sohbet mi? Vapur boyunca sohbet. Hadi bakalım. Çaylar benden. Biriyle karşılaştın bir hanımefendiyle ya da bir beyefendiyle karşılaştın yolda. Küçük bir araba kazası bir şey. Tak telefon geldi kıza veya adama. Acil hastaneye gitmesi gerekiyor. Babasıyla ilgili bir durum var mesela. Onunla beraber hastaneye gider misin? Böyle bir insan mısın? Hani hayatın getirdiği olasılıklara devam eder misin? İnsani bir şey soruyorum. Evet giderim ben. Sen? Bir kere yolda giderken arabanın önüne bir tane
kadın atladı böyle. Kaputa vurdu böyle güğüm diye. Tamam. Yardım edin bana falan dedi, tamam mı? Ben de böyle hemen böyle hani ne yapayım, aynen yaparım falan, ben de yaparım. Ne yapayım falan diye böyle baktım abi. Bir tane teyze yan tarafta. Bir kadın daha, üç kadınlar. Teyzenin böyle suyla yüzünü yıkıyorlar. Yardım edin dedi. Dedim ki atlayın yani. Neyse ne yani, ne yapacaksın? Aa çok güzel. Tamam, atlayın yani falan. Dedi ki saçma sapan bir yer söyledi. Yani Samatya. İşte, ha, Samatya Hastanesi'ne götür bizi falan gibi. Böyle o anda spesifik gidemeyeceğin olarak. Evet. Gidemeyeceğim bir yer söyledi. Ters bir yer. Çok uzak bir yer söyledi yani. E benim iyiliğim de işte Etiler Levent bölgesine sınırlı. Yani neden orası demedin mi? Değişim neden? Saati ablacım diye. Çok spesifik bir şey söyleyince abi ben de dedim ki ne yapabilirim? Dedi ki taksi paramız yok. Öyle deyince ben de çıkarttım abi kafamdan. Yani verdim abi taksi parasını. Bu Etiler'in girişinde oluyor. Aha. Sonra bir yarım saat 45 dakika sonra işimi bitirdim. Bebek yokuşundan aşağı indim. Aynı teyzenin gene yüzünü yıkıyorlardı aşağıda. Ha. Başka arabaya atlamışlar. Onu bizim tarafta da çok yapıyorlar. Nasıl bir tane amcayı ya? Şey yapıyor. Böyle amca sanki kaybolmuş gibi yapıyor böyle. Hani. Burası mı kaybolmuş? Bak gerçekten böyle yapıyor. Kaldırımda böyle ay 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 falan böyle bir göremiyor edemiyor falan. Çok kötü oluyorsun. Sonra İşte arkadan biri geliyor falan böyle onu tutuyor. İşte biz gidemiyoruz, paramız yok, aynı muhabbet bilmem ne. Hani biz burada şey olduk falan, bir kötü oluyorsun biliyorsun ama amca hep orada. 10 kere falan. Amca kurtulaymış. Hani öyle takılıyor gibi böyle hani. Abi restoranların önünde böyle gel yapan insan da bir zahmet para vermeyelim ona yani. Aç bakalım o ağzını. Yüzüne sıkıştırıp sen ne böyle herkesi çağırıyorsun içeri diye. Ha böyle o kadar çok şey başıma geldi ki o aklıma hani acaba yine mi dolandırılıyorum falan diye. Ben çünkü bunların tamamını yiyen bir insanım yani, tamam mı? Tamamını ben yani. De ben de yedim. Hadi gelin nasıl dolandırıldığımızı anlatalım. Bir kere dolandırmak ayıptır. Konumuzdan da uzaklaşmıyoruz. Çok janti giyinmiş. Ben Fransız Lisesi mezunuyum diyen 75 plus bir abi. Akbil basıyor. Hayır. Bir önümde para çekiyor. Kartını soktu, hata veriyor. Soktu, hata veriyor. Dedi ki ben işte bilmem kaç liram var içeride, ne olacak filan. Daha QR kod, QR kod yok. Sana da söylemiyor. Ben tabii. Kendi kendine söylemiyor. Çekemiyorum, ben nasıl gideceğim? Saate bakıyor, beni bekliyor. Ama nasıl güzel giyinmiş yani. Nereye gideceksin abi sen dedim. Beşiktaş'tayız. Kasımpaşa'ya gideceğim dedim. Dedim tamam. Adam diyor ki minibüs parası verin. Ben diyor ki ben taksi parası vereceğim sana. Aynı adamı bir hafta sonra tekrar bankamatik etrafında gördüm ben. Belki ilk seninle başlamıştık. Oğlum bu para ediyor lan bu yaptığım. Yok gerçek bir janti dolandırıcılık yöntemiymiş bu. Çok hoşuma gitti zekası ama bu arada. Size... Abi biz de bir kere Ayşenur'la şeydeyiz, Fenerbahçe'de bizim mahallede takılıyoruz böyle işte arabayla gidiyoruz. Yanda bir tane adam yerde sarı krizi geçiriyor. Hani indik adamı kaldırdık işte su veriyoruz. Hikayesi anlatmaya başladı. Ağrı'da ben elektrikçiyim de işte buraya geldim işte inşaatlarda çalışıyorum. Param kalmadı bilmem ne olmadı. Bittik biz eriyoruz. Bir de bir tane de adam geldi sağ olsun. Hani biz... Kadın olduğumuz için hani o şey yapar, bize direktif veriyor, tamam mı? Böyle yapın, şöyle yapın. Abi dedim git ya, ilgilenmeyeceksen git yani. Orada durmuş senin o jantilerden işte. Böyle yapın bence, şöyle yapın falan diyor. Sen yap lan, biz acaba gidelim evimize. Organizeler mi acaba? Yok abi. Değiller, organize değiller. Ha, tamam. Sonra biz böyle bittik, karnın da açmış falan. Gittik orada şeye oturttuk, çorbacıya yemek gezdiriyoruz. Gitmeye çalışıyor. Tamam mı? Hayır dedik, gidemezsin sen. Öyle mi? Şey yaptık. Daha işte, kaç kişi dolandıracağım kardeşim. İnternette ben gideyim tamam diyor falan. Otur dedik, gidemezsin falan. Yemek, göç, çorba, her şeyi yaptık. Sonra belediyenin evsizler için bir şeyi varmış. Onu aradık. Evi yok ya çünkü. Hani evet, dedik evim ki, yok dedi. Gitme, belediye seni alacak buradan. Biz göreceğiz gözümüzle belediye aldığını. Böyle duruyor ama bir şey oldu yani. Üzüldü falan böyle. Sonra belediyenin aracı geldi minibüsü. Yine mi bu dedi ya? Bu yarı yolda iniyor dedi. Köprüde iniyormuş. Öyle mi? Şey olarak kullanıyormuş. Transport aracı olarak kullanıyormuş. Ama kapıyı kapatmıştı çoktan yani. Biz dedik artık lan yapacak bir şey yok. Dolandırılmaya müsait bir evet, insan. Evet ben neler en basit dolandırıcılık var ya mesela. Boya sandığının önünde ağlayan çocuk. Evet. Ben onu ilk yani Allah'ım perişan oldum ilk gördüğümde. Evet ya. Böyle yürüyerek geçiyorsun. Herifin senden bir talebi yok yani. 7-8-10 yaşında bir çocuk. Kendi kendine sızma sızma ağlıyor çocuk yani. Yürüdüm biraz gittim. Dedim ki ben bu sorunu çözerim. Bir şey oldu çözerim yani. Döndüm geldim ki neyin var dedim aslanım senin. Dedi boya sandığımı kırdı. Boya sandığı dedi de 4 tane tahtayı birbirine çakmışlar. Dedim ki oğlum sen dedim manyak mısın? Bunun için ama dedi eve gidince babam beni döver bilmem ne yapar. Dedim oğlum sen dedim manyak mısın? Ben sana Osmanlı boya sandığı alırım lan. Hani var ya böyle yanında kuleler olan öyle yani lostra açarım oğlum ben sana dedim. Sen manyak mısın? Ağlama lan böyle bir şey. Kaç para kazanacaktın şu saate kadar falan. Sen dedim al bunu. Sen şimdi git dedim. Bugün çalışmış gibi.
Ondan sonra ve dedim bak şöyle yap, şöyle yapalım. Boya sandığı giriyorum, boya sandığı kaç para bakıyorum falan. Ha, en baba boya sandığı kaç para, al bir de bunu al falan. Vay kardeşim. Gittim abi, bir hafta sonra aynı yerde alıyor abi. Abi. Aslanım var. Senin neyin var? Yeni gidip aynı Tonga'ya bir hafta aldım aldığın boya sandığına mı kırdılar diye. Bir daha vermiş, bir daha yere çakalım bunu istersen diye. Oğlum ben sana buraya dükkan açayım lan. Burada kalsın bu. Sandık, ben bakarım sandığa geceleri. Daha dün, bak benim bir tane menüm vardır vapurlarda. Bir çay, bir çubuk kreker. Tam ben çay, çubuk kreker. Vapur adamı çıktı. Çay, çubuk kreker menümü söylerken bir tane böyle adam da rica... 10 lira farklı büyük seçim ister misiniz? Adam da... Galeta veriyorlar. Adam da rica etti oradaki çalışanı hiç benlik bir şey demeden. Dedi ki ben açım dedi, bir şeyler alabilir miyim falan. Abi ben dedim ki ya kardeşim dedim bugün sana yarın bana ne olacak dedim. Çay dedim, çubuk kreker, sana da birer tane alayım. Dedi ki ben ikram seviyorum. Bir tane ikram aldık. Bir de dedi ki ben Fanta içerim. Adama bayağı bildiğin. Onun da kendine ait menüsü varmış. Kendisine ait bir menüsü varmış. İkram ve Fanta ısmarlamış oldum adama. Kendi içtikleri 12 tuttu, 35 lira verdik. Yani daha düşük standartta, yani benden dilenen bir adamdan daha düşük standartta davet verdi. Ya evet Fanta'ya yani bu güldüm. İşte yani iyi niyet de değil, bizim saflığımız evet. Bence. Fanta'ya yani. Bir güldüm ama yani. Fanta da içmeme güzel kardeşim, sen de benim gün çay içeceğim, seni sevdik dedim. 7 gün var Fanta içeceğim. İn şimdi Beşiktaş'tan bana Fanta, o geldi. Bir süre sonra ele geçirdi beni yani. Bir tane teyze vardı, tamam mı? Bayağı yaşlı bir teyze. Hani o zaman böyle babaannem yaşlarında falan böyle. Dilenmiyor, bir şey yapmıyor. Elinde mendiller var, oturuyor. Sabah işte yürüyerek onun önünden geçiyorum hep böyle. Sabah köründe de orada, akşam da orada, dönerken de orada. Sonra bir gün baktım canı sıkkın, dedim ne oldu sana? Oturdum yanına böyle, çömeldim yani. Dedim, ne oldu sana? Dedi ki elektrik faturası geldi. Dedim sen niye, ne yapacaksın elektrik faturası? Ver bakayım elektriği. Sen niye böylesin ama ya? Bak, sen sus bana ver onu hemen. Şimdi hemen. Bundan sonra çalışmayacaksın. Bütün ışıkları aç şimdi, git keyif yap. Her şeyi aç. Banyoyu aç, koridoru aç. Bütün ampulleri... Bundan sonra bendesin, tamam mı? Al sana elektrik, bir şey bağlıyor hayvan gibi. Saçma sapan bir şey. Ben sana şimdi pil de alacağım onu. Bir de hep böyle ilk başta şeysin ya böyle... Sonra ne oldu, neyin var senin? Hep böyle geri dönüp yani anlat. Çözerim diyorum yani. Elektrikle ilgili her şeyi almış. Al sana ampermetre, al sana seri bağlama, paralel bağlama. Bunları ölçersin bunlarla falan diye. Voltmetre ölçersin falan. Ondan sonra neyin var senin? İşte bir elektrik faturan var falan, değil mi? Bundan sonra elektrik faturalarını bana çözeceksin. Ben sana dedim. Her... Bak bir ay geçti, elektrik faturanı diyorum getir. Ondan gerçekten. Sonra öyle. Elektrik faturası dedim, su faturanı da getir. Ben de bundan sonra senin faturanı ödeyeceğim. Abi bir ay, iki ay, beş ay, sekiz ay, on ay ben bu teyzenin abi bütün elektriğini, suyunu bilmem ne, her şeyimi bir, acayip bir huzur içerisinde bir hayat geçiriyorum. Tabii insan lafını biliyorum. Böyle iyilikler yap, size de oluyor. Böyle iyilikler yaptığı zaman diyorsun ki Allah da görüyordur. Ya, başıma evet, iyi evet. Şeyler gelir. Evet, yani evet. Burada bir yani. Ben konuşmuyorum. Ben biliyorsun. Yani ben bunu bak şeyi de görüyorsun. Her yerde dinlendirmiyorum ama ya. Sen görüyorsun değil mi? Evet. Anladın şöyle mı? Salakça bir sırıtış da oluyor mu yani? Evet ya. Ya. O yürüyüp giderken falan böyle çok tatlı bir evet, an böyle evet. Falan. Şimdi bakalım başıma neler gelecek. Neler gelecek bakalım. Taş attık bakalım. Nasıl geri dönüyor? İyilikler bakalım. Beni beklesin attık falan. Bu akşam hiçbir şey olmasa kesin biriyle uyurum diye. Beklentiyor. Elektrik söylemiş. Seks geliyor. Herkese engelliyor. Ben yardım edeceğim lan onu falan diye. Neyse abi. 7-8 ay, 10 ay falan geçti. Ben bunu hiç kimseye bahsetmiyorum. Ve içimde sonsuz bir mutluluk yani bu sadece. Bir gün o teyzenin yanında bir tane kadın abi. Konuştular. Dedim ki ha demek ki başkaları da yardım ediyor buna falan. Ha ne güzel, çok tatlı. Abi kadın kalktı, orada bekleyen jipe bindi abi. Baya baba bir jipe bindi. Teyzeye dedim ki bu kim? O dedi ki kızım. Dedim görüşmüyor musunuz? Yo dedi, görüşüyoruz. Dedim... Ulan, şimdi denmiyor ki yani 8 ayda elektrik faturası ben ödüyorum abla yani. Yani jipin benzinini dolduramam tamamını. Güzel yavrum, ben onu arttırdım da kendime PlayStation aldım diye. Her gün Mortal Kombat oynuyorum. Allah sana dedim ki sen neden burada böyle dedim şey yapıyorsun falan. Ne? Dileniyorlarmış hepsi. Ha. Ailecek hepsi dileniyorlarmış. Öyle tüm jip mi olmuş? Jip almışlar. Tamamı dedi ki bizim... Yavrum sen dedi sormadın ki, iş yerim dedi benim burası dedi.
Sormadın ki sen. Benim kızım da dileniyor dedi. Ben bayağı dilenci ailesi. Hakikaten dilenci ben... işine. Business. Bunun sevabı da yok. Evet, yok. Bu kandırılmadı. Ha, ondan olmadı bu kızlardan falan. Ya o kadar elektrik faturası. Ayten hep görüldü artık. Burada bir problem var. Bir korelasyon olması lazım. Kafayı Allah yersin Allah. Ya. Ben bunların hepsini yedim. Yani. Abi çok kötüymüş. Böyle bir şey hiç. Evet. Yani jipe binmek nedir ya? Şeyi yedim. Sen yemez misin onu mesela? Bir tane bir çocuk geldi böyle. Acayip delikanlı. Böyle kurtlar vansız yani bir çocuk. Abi dedi sen delikanlı birisine benziyorsun falan. Dedi. Ben böyle deyince dedim. Vallahi mı lan? Hani değilim ya normalde. Yani hiç benzemiyorum delikanlı birisine. Ben de çok az delikanlıyım. Evet. Çok az. Dedi ki abi dedi. Bu şehir dedi bizi yedi be dedi. Bu kadar klasik bir şey yani. O an dolandırıldığını anlıyorsun aslında yani. Sonra? Çünkü öyle sert bir herif ki. Hani vermeyeceğim desen alacak gibi sanki zaten. Bile. Ne onun istedi? Için, otobüs parası istedi. Tamam. Tamam mı? Sadece. Ve rahatladım otobüs parası istedi. Başka şehre mi gidecek? Evet. Memlekete dönecek. Abi. Olmadı. Çok uzak. En uzak tarifidir. Olmadı dedi ya. Nereye çekmiş? Güneydoğu. Parası da tutar yani. Doğu Anadolu bir yer söyledi. İşte en uzak nokta ya. O önemli. Dedim ki bilader. Çıkarttım abi. Bayağı da bir nakit para var yanında yani. Saydım. Onda biriyle gidebilecek bu herif. Yarısı dedim senin, yarısı dedim benim. Sanki ne oluyor? Delikanlısın çünkü. Kurt kardeşler bir açıyor ikisinde de aynı şey kolye var falan. Manyak mısın ne yapıyorsun ya? Bak şimdi ne diyeceğim. Sonra kafasını aldım kuzumu. Abi 15-20 gün sonra kalabalık bir grup halinde yürürken baktım abi gene başka yine bir yine orada. Şey. Kardeşim. Allah. Kardeş sen gitmedin mi ya? Yarısı senin yarısı benim diye. Ne oldu? Ben Mecidiyeköy'de İstanbul'a yeni gelmişim. Çok korkarım. 26-27 yaşlarımda tam böyle belalı bir tip beni bir alışveriş de yapmışım. İki torba ama içinde yani. Bonibon'dan Şokopelli'den çok skindirik bir alışveriş tamam. İstanbul'dayım. Yani, gazozlar, fantalar, eti puflar ama iki torba böyle yani. Geldi bir tane. Bana baktan dedi. Nerede? Onları bana verdi. Ben bayağı bildiğin olamam. Ya bir iki torba abur cubur adama verip birkaç işim var benim. Muhtemelen evet, açık küfür şey etmiştir ya. Tabii. Çok korkarım ben. Bir soksa bıçağı son bonibonum olacak yani. Son kıyamam sana. Ne gerek var değil mi? Ben bir kere daha bonibon yemek istiyorum yani. Nursel iyi ki geldin ya. Vallahi iyi ki geldim. Çok tatlı oldu. Çok. Altan ağzına sağlık. Her zaman babacığım. Sağ olasın. Rabarba Talk bugünlük biter. Haftaya görüşürüz. Bay bay. Thank you.